Amasra maden katliamının ilk gününden bu yana sorumluların yargılanması için mücadele veren 6 avukatlık grubu bir açıklama yaptı. Madenci yakınlarının kendisini polis olarak arayan kişilerce tehdit ettiklerini duyurdu. Söz konusu kişiler avukatları dışarıdan gelen avukatlar olarak tanıtırken aileleri tazminatlarını almamakla tehdit etti. Amasra'daki maden faciasında yaşamını yitiren 42 işçinin yakınlarına avukatlık hizmeti veren kurumlar ailelerin tehdit edildiğini açıkladı. Adalet İçin Hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği, Demokrasi İçin Hukukçular, Halk Evleri Hukuk Dairesi, Sosyal Hukuk, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi tarafından yapılan ortak açıklamada madenci yakınlarına avukatlarını değiştirme yönünde baskı yapıldığı duyuruldu. Açıklamada Diyanet görevlileri, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve siyasi temsilcilerin madencilerin yakınlarını ziyaretleri esnasında diğer katliamlarda olduğu gibi şikayetçi olunmaması, avukat tutmamaları ve basına konuşmamaları konusunda telkinlerde bulundukları aktarıldı. Bunun yanı sıra ailelerin kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından arandığı ve avukatınızı değiştirin yoksa tazminatlarınızı alamazsınız sözleriyle tehdit edildiği söylendi. Buna göre söz konusu kişiler ailelere gönüllü avukatların dışarıdan gelen avukatlar olduğunu söyledi. Soma'da katliamın sorumlusu maden patronlarıyla anlaşma yaparak para aldıkları yönünde asılsız bilgiler de paylaştı. Avukatlardan Seçil Ege durumu Artı TV'ye değerlendirdi. Bir kısım ailenin vekaletini aldıktan sonra şehirde özel olarak kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan bir kısım kişiler ve bir dernek üzerinden baskı oluşturulduğunu ve vekillik ilişkisini ve bu davaları gönüllü olarak yürütmemizin sebebinin aslında ücretimizi bir terör örgütünden aldığımız ve hatta Soma davasında karşı tarafla anlaşarak onlara az ceza çıkartılması yönünde yardımda bulunduğumuz gibi bir kısım iftiralarla aileler üzerinde baskı kurulmaya ve bir korku iklimi yaratılmaya çalışıldığını öğrendik. Davanın üstünün örtülmemesi için mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Bu davaların özel olarak da iş cinayetlerinin üstünün örtülmesine, işveren sınıfının ve onun işbirlikçisi olan bürokratların bu şekilde cezasızlıkla sorumluluktan kurtulmasına müsaade etmeyeceğimizi, bu konuda kararlı olduğumuzu da belirtmek istiyoruz. Türkiye Barolar Birliği'nin işlem başlatacağını duyurdu. Aileleri tehdit edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini belirtti. Yapılan bu karalama kampanyasının hiçbir gerçekliği olmadığı gibi buna bir kısım meslektaşımızın dahil olmasının da çok acı bir durum olduğunu ifade etmek istiyorum. Bununla ilgili olarak elbette ki yasal süreçleri başlatacağız ve hukuk önünde bunun hesabının sorulacağına inanıyoruz. Gerekli cezaların verileceğine inanıyoruz. Soma davasında olduğu gibi Amasra'da da ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Soma davasında nasıl son gününe kadar ailelerin yanında olduysak ve hem ölen işçilerin hem bu faciadan yaralı olarak kurtulan işçilerin haklarını sonuna kadar savunduysak ve tüm sorumluların yargılanabilmesi ve hak ettikleri cezaları alması için çaba gösterdiysek, aynı sözü ve kararlılığı Amasra'daki maden faciasına ilişkin davada da sürdürmeye devam edeceğiz.